Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Şanlıurfa'da bir dizi programa katılarak incelemelerde bulundu. Geçmişte olduğu gibi Bakan Uraloğlu, katıldığı program sırasında tarihi, stratejik ve jeopolitik öneme sahip olan Şanlıurfa'nın tarımının, turizminin, ticaretinin gelişmesi için ulaşım ağının güçlü olması gerektiğini söyledi. kıymetli Şanlıurfalı hemşerilerim, Şanlıurfa geçmişte olduğu gibi günümüzde de çok önemli bir konuma sahip. Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli bölgesel kalkınma projesi olan GAP'ın merkezi. GAP ile birlikte Türkiye'nin en verimli ovalarından biri haline gelen Harran Ovası, Şanlıurfa'nın da Türkiye'nin de hatta dünyanın da gözbebeği haline gelmiş durumda. Bu çerçevede Şanlıurfa'da hayata geçirdikleri ulaşım yatırımlarını sıralayan Bakan Uraloğlu, Adıyaman, Kahta-Siverek yolunda Nisibi Köprüsü projelerinin tamamlandığını aktardı. 2002 yılından bu yana Şanlıurfa'nın ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 58 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 28 kilometreden tam 619 kilometreye çıkardık. Şanlıurfa Birecik Otoyolu, Adıyaman Kahta Siverek yolunda Nisipi Köprüsü, Şanlıurfa Diyarbakır yolu, Şanlıurfa Doğu ve Batı Güneybatı çevre yolları, Şanlıurfa Viranşehir yolu gibi önemli karayolu projelerini tamamladık. Diyarbakır Devlet Yolu, Kuzeybatı Çevre Yolu ve Doğu Çevre Yollarının kesiştiği noktada bulunan Çevik Kuvvet Köprülü kavşağını da açarak Şanlıurfalıların şehir içi trafiğine nefes aldırdık. Günlük yaklaşık 25 bin aracın geçtiği bu noktada dur kalk beklemelerinin ortadan kalkmasıyla kavşaktaki geçiş sürecini tam 5 kat azalttık. Şanlıurfa'yı Mardin'e, Gaziantep'e ve Diyarbakır'a bölünmüş yollar ile bağladık. Şu anda da 13 milyar 876 milyon lira proje bedeliyle 13 karayolu projesinde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Demiryolu ağına da değinen Bakan Uraloğlu, üst yapının yanı sıra internet altyapısında da önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. Şanlıurfa'nın demiryolu ulaşım ağını güçlendiren çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Karkamış Nusaybin hattı, Karkamış Zenginova arasındaki 120 kilometre demiryolu hattını yeniledik. Şanlıurfa'yı hızlı trenle tanıştıracak Gaziantep Şanlıurfa ve Şanlıurfa Mardin hızlı tren hatları projelerini de hayata geçireceğiz. Gaziantep Şanlıurfa projesini tamamladık. Yatırım programını alır almaz ihale çalışmalarına da başlayacağız. Bu süreci de ilimizde bakanlarımızla, belediye başkanımızla, milletvekillerimizle çok yakından takip ediyoruz. Şanlıurfa Mardin hattının proje çalışmalarını bu yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Fiber optik kablo uzunluğunu 854 kilometreden 6722 kilometreye çıkardık. Daha önce ilde hızlı internet abonesi yok iken bugün 1 milyon 682 binin üstünde abone hızlı internet kullanmaya başlamıştır. Kıymetli kardeşlerim, sizlere bir müjde daha paylaşmak istiyorum. Kalkınma yolu projesi kapsamında Şanlıurfa Ovaköy arasına 320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyolda inşa edeceğiz.